Almanya'yı bombalıyor İngilizler. Yani İngilizlerin devleti bombalatıyor. Hitler'i başa getiren İngilizlerin devleti. Görüyorsunuz. Kraliyet ailesiyle nasıl iç içe Hitler. Hitler'i nasıl saygıyla baş tacı yapıyorlar. Hatta kraliçenin eşinin kız kardeşleri Hitler'in komutanlarıyla evli. Yani o kadar yakınlar. Yani rezalet paçalardan akıyor. Önce Hitler iktidara getiriyorlar. Sonra da Almanya'da ne kadar insan varsa yakarak yok ediyorlar. Niye yapıyor? Ya diyorlar biz Hitler'den sizi kurtarmaya çalışıyoruz. Ya kurtarmaya çalıştığın adamları yok ediyorsun sen. Ya çok büyük zulüm yapıyorlar. Daha halen de zulüm yapmaya devam ediyorlar. Şeytanın ilkasıyla yapıyorlar bunu. Şeytanı çağırıyorlar. O Deccal denen adam, başlarındaki kendini Mesih, Allah olarak gören o manyak, şeytandan aldığı vahyi açıklıyor ve muazzam katliamlara sebep oluyor. Şimdi gene vahiyler alıyor, gene kan dökülecek, gene kepazelik yapacak. Onun için bir an önce Mehdi'nin zuhuru, İsa Mesih'in zuhuru Cenab-ı Allah'tan niyaz edilmesi gerekir. Bütün Müslümanların bu duayı etmesi lazım. Bir resim vardı Adnan Bey. Kraliçenin eşi Filip'in kız kardeşi Sophie, Hitler'in komutanı ile evli demiştiniz. Onunla birlikte ve Hitler de aynı masada. Bir daha. Kraliçenin eşi Prens Filip'in kız kardeşi Sophie, Hitler'in komutanları ile evli ve Hitler'le aynı masada görülüyorlar bu resimde. Hepsi iç içe. Hitler'i öldürdükleri de yalan. Yani İngilizlerin devletinin, çünkü sıkı adamı, yaktı, yandı, mandı falan diyor ama yani bak, yani o ceset benzemiyor Hitler'e. Fakat tabii yakmaları zaten çok korkunç. Öldürmeleri korkunç. En fazla yargılamaları gerekir. Yani intihar etti falan, hepsinin yalan olması ciddi ihtimal dahilinde. Ama bunlar bazen kendi adamlarına da çok acımasız davranıyorlar. Evet. Kendi ajanlarını sonunda hep bitirirler. Ajanlar hep ruh hastası oluyor, akıl hastası oluyor. Ve manyak, dinsiz, münafık, dengesiz, akşama kadar şeytanlık peşinde koşan, böyle insanlar arasına serpiştirilmiş şeytanlardır bunlar. Kimi Stalin olarak, kimi Hitler olarak zuhur ediyor, kimi Lenin olarak zuhur ediyor, kimini Basra'ya gönderiyor, kimi Şam'a gönderiyorlar, kimini Türkiye'ye gönderirler, kimini başka yere gönderirler. Bazı ülkelere 100, bazılarına 1000 iblislerini gönderiyorlar ve Müslümanların başına bela olacak zannediyorlar. Halbuki kader içerisinde oluyor, kendilerinin gücü sıfırdır. Hiçbir münafık kendi gücüyle hareket edemez. Bütün güç kuvvet Allah'ın elindedir.